Burası Kuzey Kıbrıs. Kimilerine göre cennet, kimilerine göre ise uzak durulması gereken bir yer. Hayat pahalı, geçim zor ancak ortamlar şahane. Yerel insanlardan çok dışarıdan gelen Rusların ve yabancı uyruklu zenginlerin keyif sürdüğü bir ada burası. Uluslararası çapta hiçbir ülke tarafından tanınmayan, sadece Türkiye tarafından tanınan, Türklerin gözetiminde olan bir yerdir Kuzey Kıbrıs. Aslında tanınmıyor olmasının bazı avantajları da yok değil. Çünkü bir devlet statüsüne girdiği takdirde dünya siyasetine doğrudan karışmak zorundalar. Bu da dışarıdan mültecilerin kabul edilmesi veya olası global krizlerde diğer ülkelere yardımlarda bulunulmasını gerektirir. Bundan dolayı Kıbrıs halkı dünya gündeminden uzak, güvenli bir yaşama sahipler. Zira buranın bir ada ülkesi olması onları sadece Güney Kıbrıs'la komşu yapıyor ve sınır güvenliği adına bir endişe içerisinde değiller. Kuzey Kıbrıs'ın sahip olduğu toprak alanı ise sadece 3355 kilometrekare. Bu küçük bölge yaklaşık 400 bin kadar yerel insana da ev sahipliği yapıyor. Elbette yaklaşık 6 ayı bulan turist sezonunda Kuzey Kıbrıs nüfusu 1 milyonu rahatlıkla aşıyor. Adanın toplam yüzölçümünün 9251 kilometrekare olduğu düşünülürse, Kuzey Kıbrıs'ın ada genelinde kabaca 3'te 1'lik bir alana sahip olduğunu ifade edebiliriz. Bu tanınmayan ülkenin küçük bir yüzölçümüne sahip olması, oradaki asayişi de sorunsuz bir hale getiriyor. Adada suç işleme oranları bir hayli düşük. Çünkü suç işleyen bir insanın ülkeden karayoluyla başka coğrafyalara gidebilmesi imkansız olduğundan, insanlar burada düzgün ve kurallara uygun bir yaşam sürüyorlar. İnsanlar burada özellikle kış aylarında evlerini sıkıca kilitleme gereği duymadıkları gibi, benzer şekilde arabalarının kontağını kapatmaya gerek duymadan dükkanlardan alışveriş yapmaya çıkabiliyorlar. İklimsel açıdan zaten bir cennet olan Kıbrıs, bu anlamda Türkiye'deki Antalya gibi tatil cenneti yerlerin havasıyla benzerlikler taşır. Peki Kuzey Kıbrıs göç etmeye değer bir ülke mi, yoksa sadece oradaki yerel insanlara mı hitap ediyor? Elinizde bir birikiminiz olsa veya ülke değiştirmek isteseniz Kıbrıs'a göç etmek ve iş kurmak akıllıca bir hamle olabilir mi? Veya burası tatil yapıp dönülmesi gereken, gelecek vaat etmeyen bir ada parçası mı? Bu konuda bir bilgiye sahip olmasanız bile Kıbrıs'a gittiğinizde pek çok inşaat faaliyeti görürsünüz. Sürekli bir gayrimenkul veya bina inşaatı var. Sadece bu durum bile aslında Kıbrıs'a bir talep olduğunu ve müteahhitlerin boş durmadıklarını gösterir. Benzer şekilde marketler, dükkanlar dolu ve içeride sürekli bir müşteri sirkülasyonu var. İnsanlar burada Türk lirası kullanıyorlar. Fakat endişelenmenize gerek yok. Kıbrıslı esnaflar Euro ve Amerikan doları gibi dünya çapında geçerli para birimlerine de son derece sıcak bakıyorlar. Yerel halkın yüzlerine baktığınızda bir samimiyetsizlik göremiyorsunuz. Size doğal şekilde gülümsüyorlar, yüz hatları içten bir şekilde size tebessüm ediyor. Bunun bir sevgi göstergesi olduğunu içtenlikle hissedebiliyorsunuz. Kuzey Kıbrıs'ın başkenti ise Lefkoşa ve aslına bakarsanız Güney Kıbrıs ile aynı. Lefkoşa ikiye bölünmüş bir şehir ve bir tarafı Güney Kıbrıs'a aitken diğer kısmı Kuzey Kıbrıs halkına aittir. Bu anlamda dünyada başkenti ikiye bölünmüş ve iki farklı yönetim tarafından idare edilen tek yerdir Lefkoşa. Elbette Kıbrıs'ın tek can alıcı noktası burayla sınırlı değil. Ülke Lefkoşa'nın dışında Gazi Mausa, Girne, Güzelyurt ve İskele olmak üzere 5 farklı yerleşim yerinden yönetiliyor. Örneğin Gazi Mausa sadece turistik olmakla da yetinmeyen, aynı zamanda binlerce öğrencinin eğitim gördüğü bir yer. Buraya hem Türkiye'den hem de yabancı ülkelerden pek çok öğrenci geliyor ve bu güvenli ülkede eğitim alma şansı elde ediyorlar. Sadece Gazi Mausa'da bile 20 binden fazla üniversite öğrencisinin olduğu söyleniyor. Ayrıca bölgede Osmanlı döneminden kalma önemli eserler mevcut. Örneğin bu Lala Mustafa Paşa Camii Gazi Mausa'da bulunuyor ve bir katedral görünümü var. Osmanlı burayı fethetmeden önce bir katedral olan bu tarihsel eser, Osmanlı sonrası kiliseden camiye dönüştürüldü. Bu sebeple oraya gittiğinizde katedral görünümlü minareli bir cami ile karşılaşırsanız ilginizi çekebilir. Fakat insanların bu şehre gelmesindeki en önemli etken, oradaki hayalet şehir Maraş'ı görmek istemeleridir.
aynı zamanda şehrin önemli bir limana ve görsellik açısından iç ısıtan bir çarşıya sahip olması Kıbrıs'ın bu bölgesini bir hayli popüler hale getiriyor. Hatta bazı sokaklar var ki oradaki ahşap ve taştan yapıları gördüğünüzde şahit olduğunuz manzara karşısında kimsenin bilmediği ve bulamadığı bir şey keşfetmiş hissine kapılıyorsunuz ve sonrasında fotoğraf çekilmek veya çekmek istiyorsunuz. Ülkenin bu uluslararası etkileşim yoğunluğundan ötürü İngilizce konuşabilme potansiyelleri de bir o kadar yüksek. Buraya İngilizce bilen biri olarak gelirseniz, yerel halkla kolaylıkla iletişim kurabilirsiniz. Sokak tabelaları Türkçe olmasına karşın, insanlar bir soru sorduğunuzda veya onlarla tanışmak istediğinizde size kesinlikle olumlu dönüşler yapacaklardır. Kuzey Kıbrıs halkı genel manadan nazik ve sokaktaki insanı sahiplenen bir yapıdalar. Mesela dünyanın çoğu yerinde sokaklarda yatan aç ve evsiz insanlar görürsünüz. Ancak Kıbrıs'ta göremezsiniz. İnsanlar bir şekilde size yardım eli uzatıyorlar ve sizi aç bırakmıyorlar. Bu durumun şöyle bir sebebi de var. Kıbrıs'ta dilenciler ve dilenmek yasalar gereği de yasaktır. Sokaklarda ufak çapta bir şeyler satabilirsiniz. Buna müsaade var ancak karşılıksız olarak para istemeyi alışkanlık haline getirirseniz sizi şikayet edebilirler. Fakat şu bir gerçek, sıcak iklim bölgelerinde yaşayan insanların daha pozitif ve hayat enerjisi yüksek olduğunu kesinlikle öngörebilirsiniz. Özellikle onların kültürüne uyum sağlarsanız sizi daha hızlı şekilde benimsiyorlar. Mesela bir Kıbrıslının evine misafir olursanız, kendi elleriyle yaptığı şeyleri sevmiyor olsanız bile tadına mutlaka bakmalısınız. Şayet ikram edilen bir şeyin tadına bakmazsanız aşırı derecede alınganlık gösteriyorlar. Kıbrıs'taki başka bir dikkat etmeniz gereken husus ise ambulanslara mutlaka yol vermelisiniz. Yaşadığınız ülkede böyle bir kural olmayabilir. Ancak hem Türkiye'de hem de Kıbrıs'ta ambulansların trafikte mutlaka yoluna devam etmesi ve zaman kaybetmemesi gerekiyor. Eğer araç sürerken onlara yol açmazsanız bu durum ehliyetinizi kaybetmenize bile sebep olabilir. Diğer yandan yerel pazarlara uğrarsanız Kıbrıslılarla alışveriş esnasında bolca sohbet etme imkanı bulabilirsiniz. Ayrıca erkekseniz ve erkeklerden oluşan bir çevreye ihtiyacınız varsa kahvehanelerce onlara bolca rastlayabilirsiniz. Kıbrıslı yetişkin insanlar genel bir Türk kültürüne göre yaşıyorlar. Boş zamanlarında kıraathanelerde bolca çay içerler ve sürekli bir sohbet döndürürler. Buralar bolca sigaranın içildiği, tavla oynanarak zaman geçirilen yerler. Türkler genellikle bireysel yaşam tarzı sürmezler. Beraber topluluk halinde yemeği içmeyi, gezmeyi, oyun oynamayı seven bir millet yapıları var. Kadınların bu mekanlara girmesi yasak değil. Ancak bu alanlar daha çok erkeklerle özdeşleşmiş olan ve onların hobi alanı olarak görülen bir yer imajına kavuşmuş. Bu durum Türk kültüründe nesillerdir bu şekildedir. Fakat Kıbrıs'ta daha genç yaşta olan erkekler, orta ve yaşlı kesimde dolup taşan kıraathanelere uğramaktansa daha çok kafelerde vakit geçirirler. İnsanlar buraya geliyorlar, ya iş hakkında konuşuyorlar ya da birbirleri hakkında dedikodu yapıyorlar. Zira Kıbrıs küçük bir yer ve herkes herkesi tanıdığından insanlar kim kimle ne yapmış ne etmiş çok meraklılar. Ek olarak siyaset konuşmayı gerçekten çok severler. Burada siyasetle sadece orta ve yaşlı kesim değil, 18 yaşındaki gençler bile yakından ilgileniyorlar ve ülkedeki her gelişmenin takipçisi oluyorlar. Kafeler konsept anlamında daha yenilikçi, daha sosyal ve karşı cinsle daha rahat görüşülebilen yerler. Zaten dünya genelinde de kafeler bunun için var. Bugün Kuzey Kıbrıs'ta halkın %35'lik kadarı çok zengin bir ekonomik güce sahipken %50'si orta seviye bir yaşam sürüyor. Bundan dolayı adada bolca ultra lüks araç görebilirsiniz. Kıbrıs'ta halkın sadece %10-15'lik kadarı bir geçim sıkıntısı içerisindedir ve onlar da sistemin yürümesini sağlayan adanın altyapısıyla alakalı mesleklerde çalışırlar. Tesisatçılar, servis ve minibüs şoförleri buna örnek verilebilir. Adadaki Türk erkekler kahvehanelerde oturmak haricinde kendilerine belli uğraşlar edinirler. Örneğin sezonun bitmeye başladığı bu sonbahar ve kış aylarında daha sakin bir duruşa sahipler. Sokaktaki erkekleri biraz incelediğinizde sakin görünüyorlar ve hayatı yavaş yaşadıklarına dair bir izlenim veriyorlar. Bazıları ise biten sezon sonrası dükkanlarının çatılarını onarıyor ve işletmelerini tadilata sokmaya başlamış durumdalar.
Türkler için yılın Kasım ve Aralık zamanları kışın habercisi ve soğuk zamanlar olarak algılanabiliyor. Fakat adadaki yabancı uyruklu yerleşimciler yılın bu zamanları bile hala şortla ve üstü açık şekilde geziniyorlar. Plajlarda yürüyüşlere çıkıyorlar ve hatta denize giriyorlar. Şunu da belirtmek gerekirse Kuzey Kıbrıs'ta kimisi kendine Kıbrıslıyım diyor, kimisi Kıbrıs Türküyüm diyor. Ayrıca çarşı pazarda hayatın akışı normal görünse de trafikte çılgınca araba kullananlar oluyor. Sanırım trafikteki bu alışkanlık Türkiye'den Kıbrıs'a geçmiş durumda. Kuzey Kıbrıs'ta insanlar trafikte çok acelecidirler, kornaya sık sık basmaktan çekinmezler ve daha kötüsü çoğu zaman sinyal vermeden dönüşler yapıyorlar. Yani oraya yeni giden acemi bir sürücüyseniz Kuzey Kıbrıs trafiğine alışmanız en az bir yılınızı alabilir. Benzer şekilde yaya bile olsanız karşıdan karşıya geçerken yolun tamamen boş olduğuna emin olmalısınız. Gelin Kıbrıslı kadınlar için de bir şeyler söyleyelim. Mesela sizin bakımına özen gösteren ve Kıbrıs'a giden bir kadın turisti olduğunuzu düşünelim. Kıbrıs'ta herhangi bir kadın kuaförüne girdiğinizde en iyi şekilde hizmet alabiliyorsunuz. Buraya özellikle büyük bir Rus ve Ukraynalı akını var ve bu insanların çok fazla bakımlı olması Kıbrıs'taki kuaför ve güzellik sektöründeki hizmet kalitesini de zirvelere çıkarmış. Zaten şehir merkezlerindeki kadınlara baktığınızda her birinin son derece bakımlı ve alımlı kimseler olduğunu görebiliyorsunuz. Bunların yanı sıra Kıbrıs'ta kumarhaneler yasal bir şekilde hizmet veriyor ve Türkiye'dekinin aksine yasak değil. Devlet bu kumarhanelerden vergi alıyor ve aynı zamanda kumar tutkunları Kuzey Kıbrıs'a gelerek oranın ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Bazı otellerin kasino hizmetleri de var ve bunu tabelalarda görebilirsiniz. Ülkedeki kumarhaneler yıl boyunca dolu ve sadece yaz sezonuna özgü değiller. Ayrıca ülkede bazı gece kulüpleri ve restoranlar genel ev hizmeti de veriyor. Bu işletmelerin web sitelerine göz atarsanız oraya eğlenmeye gittiğinizde kataloglarından kendinize kadın veya erkek arkadaş seçebiliyorsunuz. Aslında birer gece kulübü bunlar. Ancak kumarhane başta olmak üzere geniş bir alana yayılmış durumdalar. Kıbrıs'ta bazı mekanlarda dünyanın hiçbir yerinde kolayca göremeyeceğiniz bir olay daha var ki bazı gece kulüpleri yanınızda kız arkadaşınız yoksa içeriye sizi almıyorlar. Bu duruma Türkiye'de de sıkça rastlarsınız ve bir Avrupalı, Amerikalı için böyle kurallar son derece gülünç olabiliyor. Kuzey Kıbrıs'ta adanın kuzey bölümünde Girne adlı bir şehir var. Konum itibariyle özel bir yerde olduğunuzu size hissettiriyor ve orayı gördüğünüzde vay be diyorsunuz. Girne'de Esentepe adlı bu yer sadece ada genelinde değil, dünyada bile eşine çok az rastlayabileceğiniz bir alan içerisinde barındırıyor. Dağlardan denize doğru uzanan ve denizle dağlar arasında sakin, huzurlu, müstakil evler barındıran bir yer hayal edin. Canınız yürümek ve temiz bir hava almak istiyorsa dağlar hemen yanı başınızda duruyor. Hem dağ manzarası olsun, temiz havası olan bir ortam olsun hem de deniz manzarası eşliğinde dalgaların sesini mi duymak istiyorsunuz? İşte orası Esentepe dostlarım. Belki ideal yaşamın anlamı sizin için deniz, doğa ve sakinlik üçlüsü olmayabilir. Fakat burası Kıbrıs'ta yaşayan bu insanlar tarafından kendilerini en özgür hissettikleri güvenli bir lokasyon olarak tanımlanıyor. Bu insanların hepsi birbirlerini tanıyorlar ve bölge sakin bir imaja sahip olduğundan birbirleriyle dayanışma halindeler ve komşuluk ilişkileri kurmuşlar. Pek çoğu Türk değil ve Avrupalı kimselerden oluşuyor. Sanırım bunun sebebi Kıbrıs'taki gayrimenkul piyasasıyla alakalı olabilir. Mesela Kuzey Kıbrıs'ta müstakil ev satışı yapan bir gayrimenkul sitesini incelediğinizde, iyi seviyedeki lüks evlerin fiyatlarının aşağı yukarı 200 bin ile 500 bin İngiliz sterlini arasında olduğunu görebilirsiniz. Yani Kıbrıs'ta güzel bir villa almak isterseniz, ortalama 300 bin Amerikan doları gibi yüksek tutarları gözden çıkarmanız gerekiyor. Bu tutarlar sadece Türkler için değil, Avrupalı ve Amerikalı zengin göçmenler için bile gerçekten pahalı. Fakat illa villa tarzı müstakil ev tutmak zorunda değilsiniz. Kuzey Kıbrıs şu günlerde bolca apartmanın yapıldığı bir yer ve orada bir daire sahibi olarak da ülkenin tadını çıkartabilirsiniz. Zaten çoğu daire bir site konseptinde yapılıyor ve her sitede büyük bir havuz, genişçe oyun parkları ve yürüyüş alanları inşa ediliyor. Karşıdan bakarsanız dairelerin durumu ve apartmanların tasarımı gerçekten güzel duruyor ve modern bir havası var. Bu dairelerin fiyatları ise ortalama 150 bin dolar kadar.
Sizi bilemem ama param olsa ben burada gönül rahatlığıyla otururum dostlarım. Kuzey Kıbrıs elbette bu kadarıyla sınırlı bir yer değil. Ülke küçük bir yüz ölçümüne sahip olmasına rağmen daha değinilmesi ve anlatılması gereken onlarca detaya sahip. Fakat kısa zamanda video üretmek zor olduğundan Kuzey Kıbrıs'ı iki parça halinde sunacağız. Ve şimdilik birinci parçanın sonuna geldik. Hoşça kalın.